düşüş olması beklenir ama adet illa vermek gerekirse de geçen sene hani rakamlar aslında çok sağlıklı rakamlar değildi ama hatırlarsanız yazın 1000'in altındaki hani değerler 500'lü, 600'lü, 300'lü değerler görmüştük herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yani normal baktığımız zaman burada hastanelerin üzerine çok yük bindirmemek lazım evet ama esas amaç bizim bu hastalığın bulaşmasını engellemek ve bu hastalığın yayılmasını engellemekse bunun da etkili yöntemi tabii ki çok hızlı ve etkin aşılamadan geçiyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek önümüzdeki dönem için. Şebnem Hocam bir izleyicimiz şöyle yazmış. Hepimiz biliyoruz ki geçtiğimiz 1 Haziran'dan farklı olmayacak. Aynı şekilde normalleşeceğiz. Bu olursa bir tehlikesi var mı? Bülent Hocam da işaret etti. Açık hava, yaz koşulları bulaş hızını bir miktar azaltmakta. Bunu işaret etti bilim insanları ama sonrasında Eylül-Ekim gibi farklı sonuçlarla karşılaşmaya da başlıyoruz bir yandan. Eğer geçtiğimiz yılla farksız bir normalleşme planını hayata geçirirsek ne olur, ne öngörüyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tabii ki aşılama gerçekten çok önemli. Hızla aşılamayı gerçekleştirmemiz gerekiyor bu salgının önüne geçebilmek için. İkinci boyutta özellikle yaygın test uygulanması. Risk gruplarına, toplu alanlarda bulunan, çalışan insanlara yaygın test uygulaması düzenli olarak ve pozitif çıkanların, biliyoruz ki testi pozitif çıkanların önemli bir kısmı herhangi bir belirti de göstermiyor ve ama bulaştırıcı özellik taşıyor. Dolayısıyla bunların test pozitifliklerinin araştırılıp toplumdan ayrılması, uygun koşullarda kamusal olanaklarla izleminin sağlanması salgının yayılmasını azaltacaktır. Şebnem Hocam olsun, burada araya gireyim tam da bununla ilgili. 15 ülke ama bir yandan da PCR testini kaldırmış durumdayız. Yani hem kendi vatandaşımızın izlem konusunda bazı sıkıntılar yaşarken test sayımız azalırken turistleri şimdi testsiz kabul edeceğiz ülke 15 ülkede. Maalesef üstelik biliyoruz bir takım yabancı yayınlarda da gözledik ayrıca bunu. Örneğin Hindistan'dan İngiltere'ye geçişte karantina süresini İngiltere'de geçirdiklerinde oldukça pahalı otel masrafı nedeniyle Türkiye'yi tercih etti Hindistan İngiltere arasında insanlar. Biz Hindistan varyantının ne kadar oranda yayıldığını da bilmiyoruz. Örneğin bu bilgiler şeffaf olmadığı için hangi kriterlere göre ülkeleri belirledikleri de soru işareti. Neden Ukrayna ile ilgili ifade etmek istiyorum bunu? Çünkü Ukrayna'nın vaka sayılarına baktığımızda ne yazık ki düşük değil. Bazı ülkeler evet pandemiyle mücadelede etkin adımlar atmışlar ve vaka sayılarını düşürmüşler. Aşılama oranları yüksek olmuş ama bazı ülkeler böyle değil. Dolayısıyla bir kritersizlikle karşı karşıya olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Evet, yaz ayları doğru. Vaka sayılarındaki artışın hızlı olmasının önüne geçecektir. Çünkü açık havanın özellikle burada önemli bir kıymeti var. Biz başından beri söylüyoruz, toplumsal hareketliliği kısıtlayın ama bireysel hareketliliği, özellikle de açık havadaki hareketliliği kısıtlamayın diye. Yaz aylarında özellikle bu hareketliliğe olanak sağlayacak. Toplu alanlar açık olduğu için de bulaşma daha düşük olacaktır elbette. Fakat sonbaharla birlikte yeniden bir alevlenme ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olur. Eğer böyle bir düzenlemeyle test sayıları böyle düşük giderken, aşılama hızı böyle düşükken ve sonuçta gene ölümler, gene ağır hastalar ve gene hastane doluluk oranlarıyla karşılaşmış olacağız. Bülent Hocam, iki soru var sizlere. Son olarak onları da sorayım. Bir, geçtiğimiz yıl sonbahar aylarında bu normalleşmenin ardından hastanede ne gibi sonuçlarla, ne gibi yükle karşılaştığınızı merak ediyor vatandaşlarımız. O günün sıcaklığı elbette hatırlanmıyor olabilir. Diğer yönüyle geçtiğimiz yıl tam da bugünler nasıldı durum? Hangi şartlar altında bu normalleşme kararı alınmıştı? Şundan merak ediyorlar anladığım kadarıyla. Hint varyantı şu anda ne derece etkili, bu merak ediliyor. Evet, şimdi baktığımız zaman geçen sene şu dönemde hani sonbahar döneminden başlayan geçen sene Yani sonbahar dönemi öncesi, işte o Kurban Bayramı sonrası bir özellikle Anadolu'da bir patlama olmuştu. Eylül-Ekim ayları korkunçtu Anadolu. Gerçekten çok ciddi sıkıntılar çektiler. Yoğun bakım sıraları olduğunu hatırlıyorum. İşte Güneydoğu Anadolu illerinde özellikle çok ciddi sıkıntılar, o bölgeden de çok sayıda hasta gelmişti. Daha sonra işte bayram sonrası memleketlerinden dönenler, İstanbul'a gelenler, İstanbul'da işte daha sonra Ekim sonrası bir patlama yaşadık ve bu ikinci dalga dediğimiz şeyi o sonbahar, Ekim, Kasım, Aralık döneminde bunu yaşadık ve baktığımız zaman o dönem için gerçekten çok ciddi sıkıntı çektik ama esas bu üçüncü dalgada çok daha ağır hastalarla karşılaştık ve üçüncü dalgadaki ağır hastalar gerçekten uzun süre hastanede yatması gereken ve ciddi tedaviler gerektiren hastalar. Hala yoğun bakımda bu üçüncü dalgada hastalanan hastalarla tedaviler devam ediyor. Maalesef bazılarını kaybettik ve hala kritik alan hastalarımız var. Bu yani her gelen dalga bir öncekinden daha ciddi oluyor. Dolayısıyla ikinci bölümüne bağlarsak sorunun Hint varyantı eğer ki hani Türkiye'de yaygın bir hale gelirse ciddi problem gerçekten teşkil eder. İngiltere özellikle korkuyor bundan. İngiltere'de aslında şu anda aşılama çok iyi gitti. İşte vaka sayıları çok azaldı. Ama onlar da açılımdan korkuyorlar açıkçası. Neden? Hindistan'la Pakistan'la onların çok sıkı ilişkileri var. Çok sayıda Hintli Pakistan'la İngiltere'de yaşıyor. Dolayısıyla acaba bize gelir de tekrar bir patlama yaşar mıyız diye, aşılı olmalarına rağmen çoğu bundan korkuyorlar ve açılımdan da korkuyorlar açıkçası. Türkiye'de de işte bu eğer ki Hint varyantı veya başka yeni bitmeyecek bu varyantlar, biliyorsunuz mutasyonlar sürekli devam ediyor. Yeni bir mutant suç gelir ise, ki her gelen öncekinden daha ciddi sonuçlar doğuruyor, gelirse tabii ki sonbaharda bir sıkıntı yaşamamız söz konusu olacak. İşte bu yaz dönemine aşılama faaliyeti olarak çok hızlı, süratli geçmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Yani biz bu aşılanmamış vatandaşlarımızı şu dönemde, yaz döneminde hazır biraz azalma beklerken olgu sayılarında iyi değerlendirmemiz gerekir. Yoksa çok ciddi sıkıntıyla karşılaşırız. Geçen sene Haziran dönemi öncesinde bir miktar vakalarda azalma olmuştu ama açılım öncesinde. Ama o zaman dedik ki bu yeterli değil. Yani bu kadar büyük bir açılım birden yapmamamız gerekir demiştik. Hatırlarsanız o dönemde alışveriş merkezleri falan açılmıştı. Pek hani bu işle uğraşan kişiler buna sıcak bakmamıştı. Aslında haklıydık. Tabii gerçekten hani olgu sayılarını tam o zaman biliyorsunuz net olarak da açıklanmıyordu. Çok düşük gösteriliyordu rakamlar. Dolayısıyla tam net bilmiyoruz ama tabii ki her açılım sonuçta bir vaka artışına yol açacaktır. Yani çok dikkatli gitmek lazım ve artı kapandığımız dönemlerde de hep söylediğimiz, vurguladığımız bu maddi kaybı olan ve gerçekten geçimini sağlayacak aracı kalmayan, ellerinde çaresiz kalan milyonlarca insan var. Bunlara çok iyi destek sağlanması gerekiyor maddi anlamda. Bülent Hocam çok teşekkürler. Şebnem Hocam çok teşekkürler. Anladığımız şu, iş geliyor ve aşı meselesinde tıkanıyor. Süreci yönetenlerin aşıdaki hızımızı arttırmaları gerekiyor ki...